İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, partisinin Antalya İl Teşkilatı'nın düzenlediği eğitim programına katıldı. Koray Aydın, yaklaşan seçimleri hatırlattı. Partiye üyelik kampanyasının kararsız seçmen için büyük önem taşıdığını söyledi. İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı genişletilmiş teşkilat eğitimi programını gerçekleştirdi. İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın da katıldığı eğitim programı Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. İl Başkanı Mehmet Başaran, partinin üye sayısını arttırmayı hedeflediklerini ve yılbaşında 40 bin sayısını geçeceklerini belirtti. Genel merkezimizin bize vermiş olduğu bir 26 bin kota vardı. Gene gece gündüz hep beraber çalıştık. Bu 26 bin kotamızı geçtik hep beraber. Bugün 28 bindeyiz. İnşallah 2022 yılı için bize verilen kota 35 bin üye yapılması Antalya'da. Ben onu bütün arkadaşlarıma da güvenerek her zaman da söylüyorum. İnşallah 30 Haziran tarihinde biz 35 bini yakalayacağız. Yılbaşına kadar da 40 bini yakalayıp Türkiye'de işte iktidarın önünü açan bir il olacağız inşallah. İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın yaklaşan seçimleri hatırlattı. Randımanlı çalışılacak 10 ay olduğunu söyledi. Önümüzde bir seçim var. Seçimin zamanında olduğunu varsayarsak 3 ayını çıkarsanız 2 ayda bunun lafı çok konuşulur. Edersiz de 5 ay. Demek ki geriye verimli, randımanlı saha çalışmasının yapılabileceği önümüzde böyle bir 10 ayımız var. İçinde bulunduğumuz bu yıl bizim için seferberlik yılı olacak. Adeta böyle seferberlik havası içerisinde coşkuyla, heyecanla seçim çalışması yapıyormuş gibi bir çalışma düzeninin içerisine gireceğiz. Çünkü bu yıl yüzünü bize dönmüş, bizden umutla bekleyen milyonlarca insan var. Bugünün ekonomik şartları içerisinde canın sıkılmış, sigortası atmış, bir şey yapma niyet ve arzusu içinde olan ama dokunulmayı bekleyen de gene milyonlarca insan var. O bakımdan bu yılı bu geniş manada hep birlikte değerlendireceğimiz bir döneme girdik değerli arkadaşlar. Koray Aydın çalışma düzenlerinin ana omurgası olarak partinin üyelik kampanyasını birinci unsur olarak gördüklerini ifade etti. Üye yapmak aslında bir seçim çalışması. Sayısal olarak hiç kimse bakmasın. Rakamsal olarak hiç kimse bakmasın. Esas olan üye yapmak faaliyeti tam bir seçim çalışmasıdır. Niye? İnsanın ayağına gideceksiniz. Onunla konuşacaksınız. İddia etmeye çalışacaksınız. Üye olur olmaz. Hiç önemi yok. Üye olursa sayımız bir tane artar. Üye olmazsa o ayağına giden insanların anlattıklarıyla o anda üye olamayacağına bir mazeret göstererek o an için olmayan kişinin gidip ileride etrafına, sağına, soluna bu iyi partiler iyi çalışıyor, çok koşturuyorlar. Bunlar durmak bile bilmiyorlar. Beni bile gelip ziyaret edip üye yapmak için çalıştılar demesi ortada birikmiş olan kararsız kitlenin etkilenmesi bakımından büyük oranda bir etki yapmaktadır değerli arkadaşlar.